Telaşı. Oh! Sonunda bitti. Bizim evde de bahar telaşı var. Bütün uzamış çimleri biçtiler. Ağaçları, çiçekleri budadılar. Evet, bahçe bittiğine göre şimdi sıra sende. Yünlerini kısaltmamız lazım. Babam keçinin yünlerini kesecekmiş. Ama neden? Bilmiyorum Mete. Ama buna izin veremem. Aferin sana akıllı keçi. Böyle uslu uslu dur. Yünlerin gidince daha rahat edeceksin. Hayır baba. Olmaz. Buna izin veremem. Neye kızım? Keçinin yününü kesemezsiniz. Keçinin yünü çok tatlı. Yumuşacık, sıcacık. Kışın keçiyi ısıtıyor. Buna izin veremem baba. Gel keçi gidelim. Ama kızım, keçinin yünü çok uzadı. Havalar da ısındı. Artık onu rahatsız ediyor. Bana pek rahatsızmış gibi görünmüyor. Keçi halinden çok mutlu baba. Ah mis gibi kokuyor bahçeler, büyüyor yeşil yeşil çimenler. Papatyalar açmış sarı beyaz, bahar geldi gitti artık kışa yaz. Bahar telaşı sarmış evi, çimenleri hemen biçmeli ve her yeri temizlemeli. Kışın üzerini silmeli. Bahar telaşı sarmış evi, çimenleri hemen biçmeli ve her yeri temizlemeli. Kışın üzerini silmeli ve her yeri temizlemeli. Kışın üzerini silmeli. Geçemezsin beni. Şimdi görürsün sen. Ben biraz dinleneceğim Niloya. Niloya keçiye bak. Taşı tospik sandı galiba. Evet, tospik diye taşla oynuyor. Keçi, al biraz da topla oyna. Topu kaybetti. Niloya, keçi nehre gidiyor. Keçi! Keçi! Dur keçi dur! Niloya çabuk ol! Keçi ne yapıyorsun? Nehre düşeceksin görmüyor musun? Her yeri yün içinde Niloya. Bence önünü göremiyor. Haklısın Mete. Niloya, Mete, hayırdır çocuklar? Baba, sen çok haklıydın. Keçinin yünlerini kesmek gerekiyor. Önünü bile göremiyor artık. Niloya yakalamasaydı az kalsın nehre düşecekti. Merak etmeyin çocuklar, şimdi hallederim. Uslu uslu dur, olur mu keçi? Keçinin benim kadar yünü varmış. Bence keçinin içinden bir keçi daha çıktı. İşte keçi artık hazır. Canım babam benim. Keçiye bak Niloya, sanki dans ediyor. Çok mutlu oldu. İyi ki yünlerini kesmişiz. Kurbağa Şarkısı. Bırak, bırak. Kulaklarım uğulduyor artık. Kurbağa kardeşler, artık biraz sessiz olsak diyorum. Yapacak bir şey yok Niloya. Kurbağalar göç ediyor. Burası da onların göç yolları. Bir süre daha burada kalacaklar. Pişt, kurbağa! Çekil oradan! Çiçeği göremiyorum. Bırak, bırak, bırak! Vır 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 bırak! Kurbağacık, sen beni taklit mi ediyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Bence kurbağa seni değil, sen kurbağayı taklit ediyorsun. Abi, ben kurbağayla konuşuyorum. Lütfen izin ver, o cevap versin. Tamam tamam Niloya, bıraktım. Bırak, bırak da bırak. Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. Nehrimize bakın, kurbağalar geldi. Uzaktan dinlersen uğultudur gelen, yakına gelirsen neşe olur birden. İyi dinle bak, kurbağadır bu gülen. Hep gülümser yüzleri, sesleri gibi. Bu tatlı kurbağalar bize neşe getirdi. Rak rak rak, vır 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 rak. 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 Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Niloya! Vır 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. Ha? Ne yapıyorsun Niloya? Kurbağalarla birlikte şarkı söylüyorum. Kurbağa mı? Hangi kurbağa? Burada hiç kurbağa yok ki. Yok mu? Nasıl olur? Az önce buradaydılar. Hep birlikte vıraklıyorduk. Ben hiç kurbağa görmedim Niloya. Kurbağalar! Kurbağalar! Nereye gittiniz? Gittiler Niloya. Nehrin aşağısına doğru gittiler. Niye gittiler ki? Ne güzel alışmıştık birbirimize. Ne güzel işte Niloya. Kulağımız rahatladı sonunda. Sessizlik var, baksana. Ama benim resim çizebilmem için kurbağa sesine ihtiyacım var. O kadar alıştım ki onlar olmadan çizemiyorum. Sen üzülme Niloya. Biz sana kurbağa sesi yaparız. Bırak. 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 Bırak, bırak. Vırrak, vırrak. Vırrak, vırrak. Durun, durun. Öyle değil. Böyle söylemelisiniz. Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. 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 Abi, Mete, bakın resmin bitti. Bu ben miyim? Evet, bu da Mete. Çok güzel olmuş Niloya. Vır vır bırak bırak. Bırak 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 da bırak. Abi, Mete, ne yapıyorsunuz? Sana kurbağa şarkısı söylüyoruz Niloya. Bırak 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 da bırak. Kulaklarım acıdı abi. Şimdi biraz sessizliğe ihtiyacım var. Gel Tospik, gidelim. Bırak, bırak, bırak da bırak. Ha? Bu kurbağa şarkısı o kadar eğlenceliymiş ki söylemeden duramıyorum. Bırak, bırak, bırak da bırak. Ben de. Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. Bırak, bırak, bırak. Vır 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 bırak. Oyuncak Mühendisi. Düt düt, yavaş. Düt düt. Vım. Mete, elindeki de ne? Bir bilgisayar. Sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Ben artık bir bilgisayar mühendisiyim. Öyle mi? Ne yapıyorsun peki? Çok ama çok önemli işler. Mete, ben de biraz oynayabilir miyim? Niloya, ama ben oynamıyorum ki. Çalışıyorum. Mete, ben de biraz çalışabilir miyim? Şimdi olmaz Niloya. Çok işim var. Mete bak, arabamı getirdim. Hadi beni it de gidelim. Şimdi olmaz Niloya. Henüz işlerim bitmedi. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Vın vın. Ne geldi Niloya? Ha? Niloya? Nereye gidiyorsun? Neyse, Niloya gelene kadar işlerimi bitireyim. Uf, parmaklarım yoruldu. Biraz dinlendireyim. Düt düt düt. İşte geldim. Niloya, ne kadar çok oyuncak getirmişsin. Evet Mete. Arabamın kasasına sığan tüm oyuncakları aldım. İyi yapmışsın Niloya. Ben de şimdi parmaklarımı dinlendiriyordum. Çalışmaktan yorulmuşlardı da. Niloya, oyuncaklarla ne yapıyorsun böyle? Çalışıyorum Mete. Ama oyuncaklarla oynanır Niloya. Çalışılmaz ki. Ben bir oyuncak mühendisiyim Mete. İşim gücüm bu benim. Daha önce hiç böyle bir iş duymamıştım. Bu işi ben buldum Mete. Belki de dünyadaki ilk oyuncak mühendisiyimdir. Bak, bu bir bilgisayar. Kartondan tuşları var. Benim işim oyuncaklar, hayal eder tasarlarım. Benim işim oyuncaklar, hayal eder tasarlarım. Büyünce belki olurum bilgisayar mühendisi. Ama sadece işim oyuncaklardır şimdi. Daha önce duydunuz mu hiç böyle bir işi? Belki benim de dünyadaki ilk oyuncak mühendisi. Mete, bilgisayarda işim bittiyse biraz da ben oynayabilir miyim? Olmaz Niloya. İşlerim bitmedi. Ben sadece biraz mola vermiştim. Peki Mete. Eyvah! Bilgisayarım bozuldu. Üzülme Mete, ben şimdi hallederim. Ama nasıl? Unuttun mu Mete? Ben bir oyuncak mühendisiyim. Ama bu bir bilgisayar. Evet ama oyuncak sonuçta. Oyuncaklar benim işim. Hıh. Şimdi burayı da yapıştırdım mı? Tamamdır. Oldu. Evet ama acele etme. Yapıştırıcının kuruması gerekiyor. Niloya, bu harika bir işmiş. Ben de oyuncak mühendisi olmak istiyorum. Elbette Mete. Hem ben de çalışmaktan çok yorulmuştum. Biraz dinlensem iyi olacak. Bilgisayar artık kullanıma hazır. Vın vın. Ben bir oyuncak mühendisiyim. O zaman ben de bir bilgisayar mühendisiyim. Oyuncak mühendisliği çok eğlenceliymiş Niloya. Bilgisayar mühendisliği de. Ayna. Baba, neden çıkardın bu aynayı? Aynanın çerçevesi çok eskidi. Yeni bir çerçeve yaptıracağım. Çok güzel bir ayna. Keçi, bu bir ayna. Karşısında duran her şeyi yansıtıyor. İçine başka bir keçi yok. O sensin. Abi! Abim bana aynadan el sallıyor. Yanlış görmüş olabilirsin Niloya. Daha önce aynanın içinde kalan birini hiç görmedim. Ben de ilk defa görüyorum. Abim aynanın içinde kalmış. Bak, abim aynanın içinde. Ama gerçekte yok. Murat aynanın içinde kalmış Niloya. Abimi oradan kurtarmamız lazım. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Mutluysan mutlu, şaşkınsan şaşkın, üzgünsen üzgün. Onun adı Ayna. Haydi sen de oyna. Nasıl göründüğünü bilmiyorsan dön bak aynaya. Mutluysan mutlu, şaşkınsan şaşkın, üzgünsen üzgün. Onun adı Ayna. Haydi sen de oyna. Onun adı Ayna. Haydi sen de oyna. Abi, bizi duyuyor musun? Ama biz seni duyamıyoruz. Abi, nasıl girdin aynanın içine? Bir çıkış yolu bulabilmemiz için bize nasıl girdiğini anlatmalısın. Aynanın içinde de bizim ev var mı? Oh, karnın acıkınca eve yemeğe gidersin. Bir çare bulmalıyız Niloya. Murat'ı oradan çıkarmalıyız. Haklısın Mete. Biraz düşünelim. Git buradan. Oyunum ortaya çıkacak yoksa. Hadi git. Topu al. Git buradan köpük. Şimdi oynayamam seninle. Çoban köpeğe köpük değil mi bu? Bir şeye havlıyor. Ne oldu acaba? Şimdi seninle oynayamam köpük. Dur, kovalama beni. Murat. Abi. Demek çalıya gizlenip bize şaka yaptın. Koş Mete. Abimi yakalayalım. Abi. Bekle. Murat. Dur. Abi. Daha fazla kaçma. Tüh. Yakalandım. Gördüler beni. Al bakalım. Yakala topu. Bu yaptığın hiç hoş değildi Murat. Aynanın içinde kaldın diye çok korktuk. Sizi korkutmak istememiştim. Senin oyun yaptığını tahmin etmeliydim. Ben çok özür dilerim. Ama itiraf etmeliyim, çok eğlendim. Arkanızı her döndüğünüzde çalının ardına gizlendim. Beni görmediniz. Aynanın içine nasıl girebilirim ki? Bu çok komik. Gerçekten çok komik. Nasıl da anlamadık gizlendiğini. Filin Burnu. Yapbozum bitmek üzere. Filin kulağı nerede? Heh, işte burada. Ama bir parça eksik. Filin burnu yok. Şimdi buradaydı. Nereye gitmiş olabilir ki? Ne arıyorsun Mete? Filin burnunu. Mete, yapbozun çok güzel. Teşekkür ederim Niloya. Ama bir parçası eksik. Filin burnu yok. Filin burnu olmadan yapbozu tamamlayamam. Her yere baktın mı Mete? Baktım Niloya ama bulamadım. Mete, bence Filin Burnu'nu unutalım. Oyun oynayalım. Olmaz Niloya. Yapbozumu tamamlayamadığım için çok üzülüyorum. Belki yakalamaca oynayınca üzüntün geçer. Ebe! Mete beni yakalayamaz. Yakalayacağım seni. Mete ne oldu? Niye durdun? Filin burnu yok. Hadi Mete, Mine'lerin bahçesine gidelim. Ne yapacağız ki orada? Mine, Murat ve Elif ağaç ev yapıyor. Biz de onlara yardım edebiliriz. Bu çok eğlenceli olur. Hadi koşalım. Of, Filin burnu yok. Mete, hadi durma. Ağaç ev için gerekli tüm malzemelerimiz var. Evet ama bir planımız yok. Sen hazırlayabilir misin Mete? Elbette. Ağaç evin planı için ben de sana yardım edebilirim Mete. Mete? Tabii Murat. Birlikte yapabiliriz. Hemen başlayalım. Tek tek parçaları alıyorum. Bir araya getiriyorum. Yapbozumu bitirince güzel resmime bakıyorum. Ah, bir parçam eksik galiba. Ararım bulurum. Her parçayı yerine koyarım. Yapbozumu tamamlarım. Tek tek parçaları alıyorum. Bir araya getiriyorum. Yapbozumu bitirince güzel resmime bakıyorum. Peki filin burnu nerede? Bilmiyorum ki nerede. Ararız buluruz hep birlikte. Her şeyi yaparız el ele. O kadar yoruldum ki şu ağacın altında uyuyabilirim. Ben de çok yoruldum. Azıcık dinlenelim. Neden gidip ağaç evimizde dinlenmiyoruz? Haklısın abi. Hadi gelsenize. Ağaç ev çok güzel. Ama of, çok yorulmuşum. Çok yorulduk ama buna değdi. Mete, yüzün leke içinde kalmış. Silerim şimdi. Mendilim yok. Yok mu? Mendilim yok ama filin burnunu buldum. Meğer cebimdeymiş. Filin burnu da ne? Yapbozun son parçası. Yapbozumun son parçasını buldum. Sonunda buldum. Hemen gidip yerine koyalım öyleyse. Hadi gidelim. Filin burnunu da koyunca yapboz bitmiş oldu. Harika bir resim Mete. Mete, bu güzel resmi nereye asacaksın? Bilmem. Nereye assam acaba? Buldum. Ağaç evimizin duvarında çok güzel durur bence. Harika bir fikir. Hadi hemen gidip asalım. Aa, Mete bak. Mendilin de buradaymış. Aa, mendilimi de buldum. Meğer yapbozun altındaymış. Marangoz Mete. Mete, ne oynuyorsun? Marangoz oldum Niloya. Tahtalarla oynuyorum. Çok güzel bir oyunmuş. Ben de oynayabilir miyim? Tabii Niloya, gel. Beraber oynayalım. Gerçek bir marangoz olmayı çok isterdim. Bu çok eğlenceli olurdu. Tahtalardan bir ev bile yapardın. Bence de gerçekten bir marangoz olabilirsin Mete. Öyle ama yapacak hiçbir şey yok. Kimse bana iş vermiyor. Yapacak bir şeyim olmazsa marangoz olamam ki. Annenle babana sordun mu Mete? Belki onların bir şeye ihtiyacı vardır. Sordum Niloya. Babam her şeyi tamir etmiş. Annem de yeni bir masa istemiyormuş. Marangoz olabilmen için bir şeye ihtiyacım var. Heh, anladım. Sen beni burada bekle Mete. Ben hemen geliyorum. Ya Yapacak işi olmayan bir marangozum ben Niloya. Nereye gidebilirim ki? Merhaba Marangoz Bey. Tospişim için bir adet sandalyeye ve masaya ihtiyacım var. Acaba yapabilir misiniz? Niloya, benden masa ve sandalye mi istiyorsun? Evet, Tospişim yemeğini masada yemek istiyor. İşte ilk işim. Çok teşekkür ederim Niloya. Tospik için öyle güzel bir masa ve sandalye yapacağım ki ikiniz de çok beğeneceksiniz. Merhaba Marangoz Mete. Rica etsem kırılan sandalyemi tamir edebilir misiniz? Hem de seve seve. Benim de oyuncak bebeğim için bir gardıroba ihtiyacım var. Bir sürü işim oldu. Hemen çalışmaya başlamalıyım. Mete, istersen çırağın olup sana yardım edebilirim. Çok teşekkür ederim Niloya. Bu harika olur. Çekicimi aldı eline, tak tak diye başladı işe. Masa, gardırop, sandalye hepsini yapar Marangoz Mete. Elinden her iş gelir, marangoz bu hepsini bilir. Usta çırak neşelidir, işi varsa keyfi yerindedir. Elinden her iş gelir, marangoz bu hepsini bilir. Usta çırak neşelidir, işi varsa keyfi yerindedir. Her şey hazır. Artık teslim edebilirim. Tospişim bak, Mete sana ne yaptı? Bakalım Tospik beğenecek mi? Tospik, hayır. Masa o. Sandalyeye oturmalısın. Tospik masayı daha çok sevdi. Eline sağlık Mete. Güle güle kullanın. Babalarımız yardım etmeseydi yapamazdım. Şimdi sıra Elif'in gardırobunda. İşte burada. Çok güzel olmuş. Bebeğimin tüm kıyafetleri içine girecek. İçine de bak Elif. Askılık da yaptım. Çok tatlılar. Teşekkür ederim Mete. Güle güle kullan Elif. Peki benim sandalyem hazır mı? Evet Mine. Onu da yaptım. Artık sandalyene oturabilirsin. Çok rahat olmuş. Arkadaşlar, benim size bir sürprizim var. Sürprizleri çok severim. Marangoz olmam için bana fırsat verdiniz. Ben de size bu küçük hediyeyle teşekkür etmek istedim. Çok güzel bir hediye. Bunu hepimizin görebileceği bir yere asmalıyız. Bu ağacı asabiliriz. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, ben bugün çok yoruldum. Şu ağacın altında azıcık dinleneceğim. Merhaba arkadaşlar. Duydum ki bizim köyde çok çalışkan ve becerikli bir marangoz varmış. Evet abi. Mete bugün marangoz oldu. Benim de küçük bir işim vardı. Nerede kendisi acaba? Ağacın altında. Geç kaldın Murat. Marangoz Mete bugünkü işlerini bitirdi. Çok yoruldu bugün. Gideyim de uyumayan bir marangoz bulayım bari. Başka bir marangoz mu? Olmaz. Ben varken başkası olmaz. Marangoz Mete uyandı. Ne iş istedin Murat? Ben çok iyi bir marangozumdur. Her işi yaparım. Ne olacak Mete? Hadi gel de hep birlikte maç yapalım diyecektim. Marangoz Mete çok da iyi top oynar. Değil mi? Top bende. Nehirdeki Kase. Kocaman balonlarım oldu. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Kasedeki suyu nehre dökeceğim. Sonra da nehirden kocaman baloncuklar çıkaracağım. Köpük kasesi nehre düştü. Gidiyor. Köpük kasesini almam lazım. Aa! Tosladık. Evet Mete. Niloya, neden üzgünsün? Çünkü bazı insanlar nehirlere zarar veriyor. Kimmiş onlar? Hemen gidip konuşalım Niloya. Baksana Mete. Suya kase atmışlar. Bu atıklar nehir için çok tehlikeli. Ne tehlikesi olabilir ki Niloya? O sadece bir köpük kasesi. Babam anlattı Mete. Plastik şişeler suda hemen kaybolmuyormuş. Yıllarca kalıyormuş. Eğer herkes böyle nehre bir şey atarsa nehirlerin hali ne olur? Nehirler kirlenir. Evet Mete, işte bu yüzden bugün nehri temizlemeliyiz. Bu harika bir fikir. Şu köpük kasesinin sahibini de çok merak ediyorum. Nasıl atmış böyle bir oyuncağı suya? Anlamıyorum. Belki istemeden olmuştur Niloya. Bence sahibini bulduğumuz zaman kızmadan önce onu dinleyelim. Tamam Mete, dinleriz. Ama önce köpük kasesini sudan çıkarmalıyız. Hadi hemen başlayalım çalışmaya. Nehrin suları akar köpük köpük. Çöpü nehrin ortasına. Yapma balıkların evine çöp atma. Yapma nehirlerimizi sakın kurutma. Nehrin sesi kulağımı okşuyor. Kuşlar bu sesle şarkılar söylüyor. Bir güvercin konmuş çöpü nehrin ortasına. Yapma güvercinlerin suyuna çöp atma. Yapma nehirlerimizi sakın kurutma. Aferin size çocuklar. Nehri temizlemeyi akıl etmekle çok iyi ettiniz. Doğrusu ben nehirden bu kadar çok şeyin çıkacağını tahmin etmemiştim. Evet, top bile çıktı. Bir tek köpük kasesini çıkaramadık. Merak etmeyin çocuklar, onu şimdi alacağım. Az kaldı Hasan amca, alacaksın. Hep kaçıyor. Ben de ucundan tutayım baba. İşte şimdi yakaladık. Oh, sonunda. Sonunda tüm çöpleri çıkardık. Artık nehir tertemiz oldu. Kutularımız da hazır. Baba bunlar ne? Bunlar geri dönüşüm kutuları. Kağıtları bu kutuya, camları bu kutuya, plastikleri de buraya atacağız. Böylece hiçbir şey boşa gitmemiş olacak. Hepsi yeniden kullanılacak. Bu harika bir şey baba. Hadi şimdi tüm atıkları kutularına koyalım. Evet, bu bir kağıt. Demek ki kağıt kutusuna koymalıyız. Bu plastik kutusuna. Sıra köpük kasesinde. Acaba bunu hangisine atmalıyım? Onu da mı atacaksın Niloya? Evet, plastik kutusuna atacağım. Dur Niloya, atma. Neden Mete? Bu köpük kasesi benim de ondan. Senin mi? Evet, onu yanlışlıkla nehre düşürdüm. Köpüğünden azıcık nehre döküp daha büyük baloncuklar yapacaktım. Nehirden baloncuk mu yapacaktın? Evet, ama olmadı. Kase elimden düştü. Nehri istemeden kirlettiğim için çok üzgünüm. Üzülme Mete. Hepimiz hata yaparız. Önemli olan hatalarımızı telafi etmek. Bana kızmadınız mı? Hayır Mete. Sonuçta kaseyi nehirden çıkardın. Hem bu köpük kasesinin sana ait olmasına çok sevindim. Hadi içini doldurup baloncuk yapalım. Kocaman kocaman baloncuklar yapalım. Beni unutma Niloya. Vın vın vın. Niloya gördün mü? Arabam şimdi daha hızlı gidiyor. Vın vın. Bakayım Mete. Evet çok hızlı gidiyor. Araban yeni gibi olmuş. Çünkü lastiklerini değiştirdim. İyi yapmışsın Mete. Benim arabamın da böyle hızlı gitmesini çok isterim. Merak etme Niloya. Ben şimdi senin arabanı da yenilerim. Teşekkür ederim Mete. Tekerlekler biraz yerinden çıkmış. Önce onları yerine koymak gerek. Kapılarını da boyamak lazım. Niloya, bizimle ip atlar mısın? Olur, tabii. Hadi başlayalım. 1, 2, 3. Çevir ipi. İşte oldu. Niloya bak. Arabanın tekerini... Ha? Niloya nerede? Ama bizim oyunumuz daha bitmemişti. Elif, yandın. Şimdi ipten atlama sırası bende. 1, 2, 3. Başla. Hop, hop, hop. Aa, Tospik. Sen de mi geldin? Yoksa Niloya seni de mi unuttu? Gel Tospiş gel. Biz de birlikte oynarız. Bir oyun oynayalım ama yarım bırakmayalım. Bitirmek isteyince de haber verelim birbirimize. Arkadaşım, canım arkadaşım. Hadi gel olalım bir takım. Arkadaşım, canım arkadaşım. Seninle oynamaya ben çok hazırım. Hop, hop, hop. Ah! Yandın Mine. Bence artık takım olarak oynamalıyız. İpte 2 kişi birden atlamalıyız. Bu çok güzel bir fikir Elif. Hem Mete de oynar bizimle. Öyle değil mi Mete? Aa, Mete nerede? Biz geldiğimizde burada oturuyordu. Evet, arabalarla oynuyordu. Bu benim arabam. Mete arabamı tamir etmiş. Ama neden hiçbir şey söylemeden öylece bırakıp gitmiş ki? Gerçekten çok ilginç. Tospik bile gitmiş. Niye haber vermeden gittiler ki? Arayalım ikisini de. Tospik! Mete! Neredesiniz? Mete! Tospik! Vın vın! Arabam çok hızlı. Vın! Mete, Tospik, demek buradasınız. Her yerde sizi arıyordum. Mete, arabamı tamir etmişsin. Yeni gibi olmuş. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan Niloya. Neden haber vermeden gittin Mete? Oyuna dalmıştın Niloya. Seni bölmek istemedim. Seni de Tospi'yi de çok merak ettim. Hem sen de bana haber vermedin Niloya. Bizim oyunumuzu yarım bırakıp Mine ve Elif'le oynamaya gittin. Ama sen de arabayı tamir etmeye öyle dalmıştın ki seni rahatsız etmek istemedim. Bana haber verseydin daha iyi olurdu Niloya. Oyunumuzu yarım bırakıp gittiğin için çok üzüldüm. Haklısın Mete. Oyunumuzu yarım bırakmamalıydım. Ya da sana haber vermeliydim. Özür dilerim. Barıştık mı? Küsmemiştim ki. Sadece biraz üzülmüştüm. Hadi o zaman hep birlikte ip atlayalım. Tamam ama benim bir şartım var. Neymiş şartın? Beni bir daha sakın unutma Niloya. Ben seni hiç unutmam ki Mete. Tospişim. Seni de unutmam canım Tospişim. Anlaştık o zaman. Ben de habersiz gitmeyeceğim. Hadi oyuna. İp atlamaya. Kimse unutulmasın. Herkes gelsin. Sen de gel. Kimse unutmasın. Hadi gelsin. Haylaz Sular. Çimenler bile kurumuş. Sıcak o kadar yorucu ki yelpazeyi sallamaya halim kalmadı. Tospik, yelpazemi sen sallayabilir misin? Sıcaktan çok terledim. Hiç halim de yok. Baba! Efendim kızım. Babacığım, hava o kadar sıcak ki yelpazemi sallarken terleyip yoruluyorum. Rica etsem azıcık sallayıp beni serinletir misin? Haklısın kızım. Bugün hava epey sıcak. Ver bakayım yelpazeni. Nasıl? İyi mi böyle? Çok iyi babacığım. Teşekkür ederim. Hadi al şimdi kızım. Benim biraz işim var. Peki baba. Biraz ağacın gölgesinde dinlenelim. Babam ne yapıyor böyle? Sıcak onu hiç etkilemiyor galiba. Sabahtan beri toprağa kazıyor. Aa! Mete ile Hasan amca da geldi. Niloya! Hoş geldiniz. Babam yardıma gelmiş. Benim babama mı? Evet. Niloya ne yapıyorlar böyle? Ben de bilmiyorum Mete. Bu sıcakta uğraştıklarına göre önemli bir şey olmalı. Bence de. Tatlı keçim benim. Gel sana su vereyim. Sıcak en çok hayvanları yoruyor. Haklısın Niloya. Sıcak hava her şeyi etkiliyor. Bence de Mete. Hayvanlara ve ağaçlara yardım etmeliyiz Mete. Onları serinletmeliyiz. Ama nasıl? Onları su taşıyarak. Of ama çok sıcak. Dereler, nehirler, göller, değerli kaynak. Sularımız olmasa eğer nasıl serinler yaşarız? Sıcakta soğukta su lazım. Ağaca, hayvana ve insana dikkatli kullanmasak eğer suyumuz evet bir gün biter. Dereler, nehirler, göller değerli kaynaklarımız. Sularımız olmasa eğer nasıl serinler yaşarız? Sıcakta soğukta su lazım. Ağaca, hayvana ve insana dikkatli kullanmasak eğer suyumuz elbet bir gün biter. Dikkatli kullanmasak eğer suyumuz elbet bir gün biter. Suyunuzu hemen bitirmişsiniz. Biraz daha ister misiniz? Mete! Benekliyle Miniş'e su yetmedi. Biraz daha taşımamız lazım. Olur Niloya. Hemen taşıyalım. Niloya! Mete! Oğlum gelin mi? Baba ne oldu? Şimdi anlayacaksınız. Gelin buraya. Geldik. Ne olacak şimdi? Aa! Su fışkırıyor. Bu sular çok haylaz, çok. Ama neden durdu? Bu kadar yeter kızım. Ama biraz daha serinleseydi sular. Bu fıskiyeleri ağaçlar, çimenler kurumasın, hayvanlar da serinlesin diye yaptık. Tabii bir de sizin için. Ama yine de su kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız. Eğer israf edersek suyumuz bir gün biter. O yüzden fıskiyeleri toprak kurudukça açarız. Haklısın baba. Hem bize bu kadarı yeter. Gerçekten çok serinledik. İşte buna çok sevindim. Canım babam benim. Bu haylaz suları yaptığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Ne demek? Miniklerin parkı. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3. Bir daha. Evet, yine kayalım. Hazır mısınız? Evet. Elif, hadi sen de gel. Şimdi olmaz Niloya. Sizinle konuşmam gereken önemli bir şey var. Önemli şeylere bayılırım. Hadi söyle Elif. Arkadaşlar, ben parkımızdan pek memnun değilim. Neden Elif? Kaydırak çok güzel kayıyor. Evet. Hem salıncak da çok güzel sallanıyor. Öyle değil. Ben diyorum ki neden parkımızda başka oyuncaklar yok? Bence tüm çocuklar bir araya gelmeli ve bu konu hakkında konuşmalıyız. Bu çok eğlenceli bir fikir Elif. Bir araya gelip toplantı yapalım. Evet yapalım. Hem de hemen şimdi. Durun. Hemen olmaz. Çağırmam gereken birileri daha var. Tamam Niloya. Onları da çağır gel. Biz seni burada bekliyoruz. Keçi! Dur! Hep birlikte parka gideceğiz. Bırak şimdi Tospi'yi. Miniş! Sen daha yeni yemek yemedin mi? Bırak şimdi çimenleri, gel hadi. Of! Bu iş düşündüğümden daha zor olacak. Çok güzel. Şimdi beni takip edin. Geliyorlar. İşte oradalar. Minişi, tatlı tayı, keçiyi bile getirmiş. Ha? İşte geldik. Ama Niloya, neden keçiyi, Minişi alıp geldin ki? Hiç anlamadım. Çünkü parkla ilgili konuşacağız. Evet, parkla ilgili konuşacağız Niloya. Hayvanlarla ilgili değil. Ama Elif, parklar, oyuncaklar onların da hakkı. Niloya doğru söylüyor. Sonuçta Miniş daha yavru. Bir buzağa. O da çocuk yani. Onun da parka ihtiyacı var. Keçiye bakın. Kaydırağa çıkmış. Keçi korkma. Kay hadi. Aferin sana keçi. Çok güzel kaydın. Ama tekrar çıkma oraya, olur mu? Bu kaydırak pek sana göre değil. Mesela keçi tırmanmayı çok seviyor. Eğer parka yeni bir oyuncak yapacaksak keçinin tırmanabileceği bir şey yapmalıyız. Mantıklı. Peki ya Tatlıtay? O neyle oynamayı sever? Tatlıtay koşmayı ve zıplamayı seviyor. O zaman tay içinde engelli bir koşu parkuru yapmalıyız. Çok güzel olur. Hayal et hadi sen de. Kocaman bir park olsun. Oyuncakları olsun. İçi çocukla dolsun. oyuncaklara ihtiyacımız yok. Ha? Ama neden? Baksanıza, bizim hiç değilse bir parkımız var. Ama minişin, keçinin yok. Niloya, kızım, sen mi getirdin yavru hayvanları buraya? Evet baba, parkımıza yeni oyuncaklar yapmaya karar vermiştik de. Belki benim hayvan arkadaşlarım için de bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm. Çok iyi düşünmüşsün kızım. Ama keçiye bir tepe yeter. Taya da koşacak bir alan. Miniş zaten çok mutlu halinden. Bana da bir kaydırak yeter. Bana da bir salıncak. Biz de zaten vazgeçtik bu fikirden babacığım. Hayvan dostlarımızın da bizim de parkımız var. Öyle mi? İşte buna çok sevindim. Ben de. Hadi koşun kaydırağa. Beni sallar mısın? Dağ düştü. Bir sincap gördüm. Bizim sincap mı? Yok yok. Bizim sincap değil. Başka bir sincap bu. Abi, yanında bir de yavru sincap var. Annesiyle birlikte gezmeye çıkmış demek ki. Evet, bence de gezmeye çıkmışlar. Kayboldular. Nereye gittiler ki şimdi? Hah, buldum. Ağacın arkasındalarmış. Aceleleri var sanki. Abi! Ne oldu Niloya? Yine mi kayboldu sincaplar? Dağa düştü abi! Hı? Niloya çok komik oldu bu. Abi ben ciddiyim. Dağa düştü. Dağlar düşmez ki Niloya. Bizim dağımız düşüyor ama. Daha şimdi gördüm. Niloya bak, dağ yerinde duruyor. Ben gözlerimle gördüm abi. Gidip herkese haber vereceğim. Anne! Baba! Dede! Babaanne! Mete! Ne oldu kızım? Düştün mü yoksa? Yok! Ben düşmedim baba. Ama dağ düştü. Dağ mı düştü? Evet Mete, dağ düştü. Kendi gözlerimle gördüm. Anne sincap da dağın altında kaldı. Hemen gidip annemle babama haber vereyim. Niloya, hiç olur mu öyle şey? Oldu bir kere abi. Nasıl oldu? Anlat bakalım. Dürbünle tepeleri, dağları izliyordum. Anne sincapla yavru sincap tepeden aşağı iniyordu. Sonra bir anda dağ düştü. Ne tarafta düştü? İşte o tarafa düştü dede. Niloya, babam da dağdan ses duymuş. Hatta bakmaya gitmiş. Biz de gidip bir bakalım o zaman. Şu dağda neler olmuş öğrenelim. Ama hiç dağ düşer mi? Düşer tabii abi. Yamaçlara böylece yeşerir tepeler ve büyür ağaçlar. Daha fazla fidan dikersek bu dünyaya, ne düşer dağlar ne de toprak kayar sonuçta. Daha fazla fidan dikersek bu dünyaya, ne düşer dağlar ne de toprak kayar sonuçta. İşte dedemle babam geldi. Bana da ver dürbünü Niloya. Ben de bakmak istiyorum. Al Mete. Görüyorum. Oradalar. Babam da orada. Yamaçtaki toprağı eşeliyorlar. Ver bakayım. Al Murat. Sen de bak. Taşları kaldırıyorlar. Aa Niloya, senin sincabı buldular. Dürbünü ver abi, bakacağım. Evet, onu bulmuşlar. Yavru sincap da yanlarında. Aşağı iniyorlar şimdi. Artık kimseyi göremiyorum. Anne sincabı buldular. Anne sincap kurtuldu. İşte geldiler. Baba, ne olmuş dağda? Dağ düşmüş değil mi? Hiç dağ düşer mi Niloya? Niloya haklı oğlum. Ha? Dağda heyelan olmuş. Sincap da taşların altında kalmış. Abi, sana demiştim. Aynı şey değil Niloya. Babam heyelan diyor. Dağda toprak kaymış. Ne fark eder abi? Heyelan olunca da dağ düşüyor sonuçta. Heyelan. Abi, ben dağ düştü deyince sen anla beni. Ben heyelan diyemiyorum ki. Dedin işte. Aferin benim akıllı torunuma. Çevrene karşı hep böyle dikkatli ve duyarlı ol kızım. Bugün sayende bir sincabı kurtardık. Bir şey değil dedeciğim. Toprak mı kayıyor orada? Daha çok ağaç ve çiçek gerek yamaçlara. Böylece yeşerir tepeler.